da bizim bu çalışmalarımızın yerel yönetimlerimizle bir işbirliği içerisinde yürütülüyor olmasıdır. Bu daha geniş kitlelere, daha geniş kesimlere ve de çok kıymetli, çok değerli, çok anlamlı hale getirilmiş şekilde bu hizmetlerin, bu faaliyetlerin ulaştırılmasını sağlamakta. Ben bundan dolayı da Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Madem ki söz üretmekten açıldı, madem ki kadından açıldı, tabii ki burada 20 yıllık AK Parti iktidarımız döneminde Denizli'mize yıllık ortalama 1.1 milyar liralık, ortalamasını söylüyorum, 1.1 milyar liralık destek verdiğimizi belirtmek isterim. Çünkü bu 20 yıllık dönemde 20.8 milyar liralık biz bir destek sağlamış olduk. Ama Denizli bunun çok daha fazlasını üreterek bu ülkenin insanlarını ve bu ülkenin insanları da yetmez, ihracatla yurt dışında bu ürünleri tüketenleri doyurmuş bir şehrimizdir. Bundan dolayı inşallah Denizli'mize tarımla ilgili bitkisel üretim, hayvansal üretim, yine orman, her üç konuda da, her üç alanda da desteklerimiz artarak devam edecek. Su konusu Türkiye için önemli olduğu kadar değerli kardeşlerim, Denizli'miz için de önemli. Suyun sınırsız olmadığını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Suyu en tasarruflu, en verimli şekilde kullanmak artık bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk, bir zarurettir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Biraz önce arkadaşlarımızdan son durumla ilgili, barajlarımızdaki son durumla ilgili bilgiler aldık. Gerçekten 2021 yılındaki kuraklığa benzer bir kuraklığı yaşıyoruz. Madem ki kuraklık veya iklim değişikliği bir global, bölgesel ve Denizli'ye özel diyelim bir gelişme, bir gerçeklik ise o zaman bizim bunun gereklerine uygun çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu çerçevede de burada Denizli'de halen %10'larda olan basınçlı sulamayı inşallah daha yüksek oranlara kısa sürede çıkaracağız ve bununla ilgili talimatları ilgili arkadaşlarıma verdim. Çünkü biz mutlaka suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, biz biraz önce değerli milletvekilim Ahmet Bey bahsetti. Diğer milletvekilimiz Cahit Bey de burada. Ben onların şahsında Gazi Meclisimize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Türkiye'de gerek akademik dünya, gerekse siyaset dünyası ve de bütün yazan çizen herkes aklı eren, ya şu planlı üretim bu ülkede niye yok der dururduk. Ama çok şükür artık Gazi Meclis bizim o arzuladığımız 9 kanundaki 40 maddelik değişikliği onayladı ve meclisimizden geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah onaylarıyla birlikte yürürlüğe girmiş ve de buna ilişkin çalışmalarımızda büyük bir ivme kazanmış olacak. Yani bundan böyle gelişi güzel bir üretim değil, planlı bir üretimi konuşacağız Türkiye olarak. Değerli kardeşlerim, yine ben ürettim, ürettiğimden dolayı ürettiğim ürünleri satamadım, pazarlama sorunu yaşadım. Bunu nasıl satacağımı, nasıl pazarlayacağımı bilmiyorum diyen üreticilerin olmadığı, dikkat ederseniz çizmenin rengi pembe, halbuki çizmeler siyahtı. Tıpkı kara tren gecikir, belki de hiç gelmez türküleri vardı hatırlarsanız. Ulaştırma alanında nasıl o hızlı trenleri, nasıl o otoyolları, nasıl o tünelleri, nasıl o köprüleri, viyadükleri yaparak Ferhat'la Şirin'i buluşturduysak, inşallah biz de artık çizmemizin rengi pembe ve de bu pembe başta kadınlarımız olmak üzere
giyenlerimize çok yakışacak. Tarım sektörü hiç olmadığı kadar bu ülkenin gündeminde konuşulur hale gelecek. Ama olumlu yönleriyle. Dolayısıyla planlı üretim, devamında bunu tahkim edecek olan sözleşmeli üretim bu kanunun olmazsa olmazıdır değerli kardeşlerim. Hatırlarsanız her gördüğümüzde birbirimizi ya biz çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmadığımız için desteklerden yararlanamıyoruz dedik. Ama şimdi bir yeni sistem getiriyoruz. Diyoruz ki ey üretici kardeşim, senin üretmiş olduğun alanların koordinatlarının belirlenmiş olması bizim desteklemelerimiz için yeter de artar da diyoruz. Buna itirazınız var mı? Her üreten mutlaka desteklenecek. Her üreten mutlaka desteğini alacak. Burada Halime teyzemize o yanık türküleri söyleten bu Anadolu insanının yıllardan beri çektiği acılar, çilelerdir. Çünkü bu coğrafya herhangi bir coğrafya değil. Bu coğrafyanın bedeli dün ağır olmuş, düne kadar ağır olmaya devam etmiş ama hamdolsun artık bundan sonra bu coğrafyada güller açacak. Pembe güllerimiz, fularlarımız, çizmelerimiz inşallah bu ülkenin mutlu yarınları, mutlu geleceği olacak. Bu ülke İHA'larını, SİHA'larını savunma sanayiinde artık ürettiklerini at bulmakta güçlük çektiği bir dönemde tarımıyla sadece 85 milyonu değil 30 milyar dolarlık da ihracatıyla dünyayı doyuran bir Türkiye var. 85 milyonla değil aynı zamanda 52 milyon turisti de doyuran bir Türkiye var. Benim çocukluk yıllarımda anamızın hazırlayıp rahmetlinin getirdikleri sofraya koyduklarıyla bugünkü sofra menüsü herhalde bir değil, değil mi? Artık öyle meyveler tüketir olduk ki o meyvelere de at bulmakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla bu ülkenin zenginliğidir. Bu ülkenin refah seviyesinin yükselmesidir. Refah seviyesi yükselen bir ülkede çok da anlamlı bir proje. Çünkü süt bizim olmazsa olmazımızdır. Dünyaya geldiğimizde annemizden aldığımız gıda süttür. İşte bu sütü bize beslediğimiz hayvanlarımız, baktığımız hayvanlarımızdan aldığımız süte özel ihtimam göstermemiz gerekmektedir. Ve bu sütte en ufak bir bozulma veya hijyenle ilgili bir problemin olmaması gerekir. Bu noktada eğitim çok çok önemlidir. Bu sütün de en üst düzeyde alınabilmesi için yem rasyosu da bu da çok önemlidir. Bu iki konu bu projede birleştirilmiş ve proje başarıyla yürütülmüş. Siz değerli kardeşlerimizin her birine bu proje vesilesiyle sütte hijyen ve yemde rasyo hazırlama işlemleri öğretilmiştir. Ben burada il müdürlüğümüze, emeği geçen 85 kardeşimize de teşekkür ediyorum. Merve kardeşimi özellikle kutluyorum. Çünkü çok güzel bir cümle söyledi. Dedi ki şartlar ne olursa olsun çocuklarımızı ihmal etme pahasına düğüne derneğe gitmeyerek ahırda, ağılda, kümeste, tarlada, bağda, bahçede hayvanlarımızın, bitkilerimizin yanında olmaya ve üretmeye devam edeceğiz dedi. Yeter ki siz bize destek olun dedi. İşte bizde bakanlık olarak bir mottomuz var. Bir sloganımız var. Nedir o sloganımız? Sen üret yeter diyoruz. İşte burada üreten, ürettikleriyle kendini doyuran, kendi doyurduğunun dışında, doyduğunun dışında Denizli'mizi doyuran, Türkiye'mizi doyuran, dünyayı doyuran Denizliler var, üretici kardeşlerim var. Her birinizin, özellikle fularlı hanım kardeşlerimin, o eli nasırlı ellerinden öpüyorum.
ter döktüğünüz için, alın teri döktüğünüz için o alın terinizin olduğu alnınızdan öpüyorum. Ve ama akıl teri de dökmek adına şu proje sayesinde ben eminim sütte hem kaliteyi artıracağız hem verimi yükselteceğiz.